Tabii dünyada akvaryum filtresi kullananların birbirinden farklı sorunlar yaşadığını algılayarak ve bir filtre ürettiniz. Ve sizin üretmiş olduğunuz filtrenin akvaryum filtrelerinin yaşattığı sorunların birçoğunu çözdüğünü söylüyorsunuz. Ve bunu %100 neredeyse çözülen bir sistemin neredeyse bir süngerle başardığınızı belirtiyorsunuz. Bu konular hakkında sorularım olacak. Fakat bunlardan önce filtreniz veya firmanız hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Firmamız 2010 yılında kuruldu. Hesaplı Akvaryum ismiyle açıldı. Buradaki hedefimiz kullanıcılarımızı, akvaryum severlerin hepsini en uygun fiyatlarla en hesaplı akvaryum oluşturmak vardı. Bu arada sattığımız ürünlerin birçok sorunlar yaşattığını müşterilerden gördük. Alıp sattığınız ürünleri? Evet, alıp sattığımız ürünlerim ve kendimiz de kullanırken bu sorunları gördük. Ve bir yıl sonrasında bir karar verdik. Biz ülkemizde kendi filtremizi üretmemiz ve akvaryum malzemeleri içinde en önemli olan yavruluk ve kuluçka makinesi. Çünkü canlı hayatını ilgilendiriyor. Filtre de öyle. Bu üç konu hakkında tam yaklaşık 4 yıldır çalışma yapıyoruz. Ve yüzlerce deney yaptık. Ve şu ana kadar piyasada satılan filtrelerin bizlere ve kullanıcılara yaşattığı sorunları tamamen ortadan kaldıran bir filtre sistemi geliştirdik. Şimdi bu sistem çok çok iddialı bir sistem. Evet, iddianız. Şu anda mesela elimde bulunan filtre BioLife yüzen akıllı filtre. Bu BioLife yüzen akıllı filtrenin kullanıldığı akvaryumlarda hiçbir filtreye ve malzemeye kullanmanıza gerek yok. Kullanmayın diyorsunuz. Tek başına bir avuç süngerle nasıl başarıyor bu filtre? Bu konu hakkında bilgi almak istiyoruz. Tabii ki. Şimdi piyasada birçok filtre sistemi var ve akvaryumcular tarafından satılırken ve mesela bir dış filtre sistemi dahi yanında muhakkak bir sirkülasyon motoru satılıyor ve hava motoru satılıyor. Bizim filtrede hiçbir filtre diğer bir filtrelere kullanılmasına gerek olmamaktadır. Aynı zamanda hiçbir filtre malzemesine de kullanmaya gerek yok. Sebebi bizim filtre sistemi akvaryumun en dipten aldığı pis suyu komple çekerek sünger havuzunun içine bırakıyor. Bu çekerek bıraktığından bütün pislik en ince noktasına kadar buradan temizlenerekten akvaryuma çıkış yapıyor. Ve faydalı bakteri dediğimiz canlıyı en üst seviyeye, yani zirve seviyesine ulaştırıyor. Bu sayede de hiçbir filtre yanında kullanmaya gerek yok. Sadece akvaryumun büyüklüğüne ve beslenen balık cinsine göre sirkülasyon motoru kullanılabilir. Sirkülasyon motoru da muhakkak kullanılması gereken bir şey. Çünkü o pis suyun dönmesi ve filtrenin çekme bölümüne dengeli bir şekilde gelmesi gerekiyor. Bu yüzden sirkülasyon motorunu kullanacağız. Hatta bunu bir deneyle de ben size göstereceğim. Kuracağımız bir deney. O deney zaten ne demek istediğimi tam olarak kanıtlayacak size. Anladım.